Ebru bir şey diyeceğim ya. Beni bir arasana. Annem yanında olmasın yalnız. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi geçmiş olsun. İyi ki geldiniz. Şahane geldi gerçekten. Nazlı da be. Yakmak müthiş fikirmiş. Harika. Görüşürüz. Alo, Ebru. Özgür. Özgür. Biliyorum Ebru'cum, biliyorum, anladım. Tamam, evet. Evet, annem üzülecek. Yani bunun kaçarı yok. Yapacak bir şey de yok. Üzülecek kadıncağız, tamam. Yani kavga ettik. Pek barışma ihtimalimiz de yok gibi gözüküyor şu an yani. Ne yapayım? Ben konuşurum Ebru annemle. Tamam, sen üzme tatlı canına. Konuşacağım ben onunla. İlgileneceğim yani, merak etme sen. Hadi, hadi bay bay canım benim. Hadi görüşürüz. Ha gel yak. Kalanı da yak. İhtiyaç falan varsa dükkan senin yani. Dolabı, yolu biliyorsun. Git al yak istediğini yani. Tamam, çok özür dilerim. Çok haklısın. Kızlar üzerimdeki tişörtü Soner'in zannetti. Ha, şey eskisi gitsin yenisi gelsin mi? Sen de mi biliyorsun? Ha. Gülben bilmiyormuş. Neyse. Gerçekten çok özür dilerim. Zaten kızlar kıyafetin benim olduğunu falan anlasalar kıyafeti yakmakla yetinmezler. Beni de yakarlar. Kesin. Zaten ödüleri patlıyor seninle sevgili olacağım diye. Hadi ya. Ben ona espri mahiyetini demiştim de. Niye ki yani? Ben öyle... ilişki yaşanacak biri değil miyim? Öyle değil tabii yani. Onlar tamamen... Tabii ki de değilim bu arada. Yani çok haklılar. Bendeki de soru. Umarım dün gece çok rahatsızlık vermemişim. Verdin şekerim, verdin. Yanımdakini bir göreydin. Yol verdim resmen kıza ya. Gecemi affettin yani, öyle söyleyeyim. Benim yüzümden kızı mı gönderdin? Bir an seninle otel gecesinde yaşadığımız o kötü tecrübe aklıma geldi. Kız şimdi perişan olmasın dedim yani. Üzüldüm kızcağıza. Mecburen. Çok da güzeldi bu arada yani. Harcandı. Kızı düşündüğünden yani. Ben de bir an sandım ki iyi niyet falan. Neyse tamam. Sana verdiğim tüm rahatsızlık için çok özür dilerim. Özür dilemen gereken bir kişi daha var. Kim? Haydar. Niye? Böyle komple kustun asansörün önüne. Bıraktın yani. Gerçekten mi? Ne yapacağız? Yani ona teşekkür etmek falan yapmaz. Bir şey yapmak lazım. Yapacaksın zaten. Baş başa mineralli su içeceksiniz. Niye? Öyle o şekilde ikna edebildim yani. Ha benim adıma gittin, anlaşma yaptın Haydar'la öyle mi? Ne yapsaydım canım? Ben mi bizzat girişseydim o şahesere? Ben mi temizleseydim yani? Hadi bana dua et. Yemek yemek falan istiyordu seninle. Ben hani sıkı bir pazarlık yaptım, mineralli suya kadar indirdim onu. Sağ ol, gerçekten. Bu arada yani içinden çıkanları falan bir görseydin, biz gördük. Hala yani seninle yemek yeme isteği var mıdır Haydar'da? Orasını bilmiyorum. Sus, tamam hatırlatma. Bu arada sen sadece duyuyorsun şu an, biz gördük. Tamam, tamam. Bir konu daha var aslında konuşmak istediğim. Hı. Ben sana karşı hatalı davrandım. Yani sebep ne olursa olsun seni yarı yolda bırakmamam lazımdı. Sana verdiğim söz tutmalıydım. Yani eğer sen de istersen ben seninle düğüne gelmek istiyorum. Ve bunu ne beni işe alman için ne de bana yardım etmen için istemiyorum. Sen haklıydın. Ben bu seçimi seninle onun arasında yapmadım. Ben bu seçimi onunla kendi değerlerim arasında yaptım. Ve büyük bir hataydı. Artık hiçbir erkek için bunu yapmak istemiyorum. Allah Allah ya. Dur bakayım. Ya ateşin falan da yok, iyisin. Ne diyorsun? Senle düğüne gelmemi istiyor musun? İçmeyeceğine söz verirsen. Söz. İyi tamam, anlaştık öyleyse. Bir şey diyeceğim bu arada yani benimle çalışmanda falan bir sakınca yok. Ben öyle tepki verdim ama yani bir şeyleri gör diye. Gerçekten mi? Teşekkür ederim patron. Patron, o zaman ben hemen Serdar'ı arayıp randevuyu iptal edeyim.
Eminsin değil mi? Bak sonra bana gelip carlama. Bir şey olursa falan filan yani. Bana bilenme yani. Çok eminim. Zaten ne olacak ya? 2-3 gün öteleyeceğim. Patron. Cuma akşamı için sözleşmiştik ama benim programımda bir değişiklik oldu. Şehir dışına biraz erken çıkmam gerekiyor. Hadi ya, bunu duyduğuma üzüldüm. Ama hafta başı müsaitim. Maalesef ben pazar günü New York'a gidiyorum, 10 gün yokum. Hem ufak bir tatilim de katılmam gereken bir tane kongre var. O yüzden gitmeden seni görmek istemiştim aslında. Neyse. Yapacak bir şey yok, artık döndüğümde görüşürüz. Tabii, çok isterim. Sana iyi tatiller, iyi yolculuklar. Sana da iyi tatiller. Görüşürüz. Ben emin misin diye sordum sana. Bu 10 günü burnumdan getireceksin değil mi? Hiç şüphen olmasın. Seni uyarayım, ben artık senin sadece komşun veya ilişki koçun değilim. Aynı zamanda senin patronunum da. Daha iyi ya. Evden kaçsan işte yakalarım. Ben bu birlikte çalışma olayını bir daha mı gözden geçirsem? Vallahi onu benim için bir sakıncası yok demeden önce düşünecektin. Artık çok geç. Patron! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.